Merhaba, bu Sophie. Brüksel'de Küçük Anadolu olarak bilinen bir mahallede yaşıyor. Sophie bu mahallede büyüdü ve haliyle de çok fazla Türk arkadaşı var. Bir sürü de Türkçe kelime biliyor. Yanındaki ise çocukluk arkadaşı Selma. Onlar tam 12 yıldır birbirlerinden ayrılmıyorlar. İlkokul, ortaokul, lise derken şimdi de üniversitede aynı bölümü seçtiler. Selma, Müslüman bir aileye mensup. Arada Sophie'yi camilerine davet ediyor. Yalnız bunlar İstanbul'da gördüğünüz camiler gibi değil. Aslında cami dedikleri bir kültür merkezi tarzında. Mimari olarak da tipik bir Brüksel yapısı. Sophie'nin Türklere dair en sevdiği etkinlik kermesler. Bu büyük ve festival havasında gerçekleşen organizasyonları hep dört gözle bekliyor. Bugün onunla Türk mahallesinde bir keşfe çıkacağız. Müslümanların ay takvimine göre bu ay Ramazan ayı. Biliyorsunuz ki 30 gün boyunca oruç tutarlar. Geldikleri ülkelerde bu zaman diliminde iftar çadırları olurmuş. Ramazan'ın her günü olmasa da Brüksel'de de zaman zaman Müslüman Türkler iftar etmek için bir araya gelip bu geleneği tekrar canlandırıyor. Sophie davete gelirken Müslüman olmayan tek aile olacaklarını düşünmüştü. Ancak çadıra girdiğinde çok renkli bir manzarayla karşılaştı. Birçok milletten insan vardı. Çadırda caminin imamı ezan okudu. Bu esnada bir sessizlik yaşandı ve her zaman olduğu gibi derinlerden gelen bu nameli ses Sophie'yi bir tık büyüledi. İnsanların aynı anda sofrada sabırla bekleyip hep beraber aynı eylemleri yapmalarını çok ilginç buldu. Böylesi bir kalabalığı eş zamanlı bir biçimde hareket ettirmek takdire şayan gerçekten. Sophie yemeğe mest oldu olmasına ama elbette başrolü yine baklava kaptı. Yemeğin hemen ardından belediye başkanı ve diğer konuklar birbirinden güzel mesajlar içeren konuşmalar gerçekleştirdi. İlginçtir, bu akşam kimse dışarıda veya medyada yer alan olumsuz düşünce ve hadiselerden bahsetmedi. Herkesin neşesi gözlerinden anlaşılıyordu. İyilik ve pozitif düşünce bulaşıcı dedikleri tam da bu olsa gerek. Gecenin unutulmaz kısmı tabii ki çay ikramı ve ud dinletisi oldu. Biliyorsunuz ud Avrupa, Türk ve Arap coğrafyasının ortak enstrümanı. Udun tellerinden çıkan sesler Sophie'yi nedense hep Selma ve ailesiyle yaşadığı anılara götürür. Bu huzur dolu Ramazan akşamı Sophie ve ailesi için paylaşma duygusunu her anlamıyla tecrübe ettikleri unutulmaz bir gece oldu.